Merhabalar arkadaşlar, bugün sizler birlikte İngilizce testi çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada Türkçe'nin de çözüm yapmıştım ve şurada yok ya da şurada bir dakika. Şöyle dersek. Aynen. Burada çıkacak olan iyi otomda olsa o videoyu izleyebilirsiniz. Videoya geçelim. What time do you start at work? Buradaki saat söyleyeceğiz. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. O zaman diyeceğiz quarter past seven. Bu da BN. Şimdi my father is a or an ne bir şeymiş. He works the army and wears a uniform. Şimdi army ne demek arkadaşlar? Ordu. Army ordu demek. Orada çalışan nedir? Soldier, asker, lawyer, avukat, vet, veteriner, artist, ressam. Tabii ki asker ordudadır arkadaşlar. Martin is a... Martin bir soru soruyor. Şimdi Robin de yine kafe cevabı veriyor. Şimdi bu soruya ne cevap veriyor? What time do you leave office? Ofisten ne zaman ayrılıyorsun diyor. Ofisinden ne zaman ayrılıyorsun diyor. Sonra bunu bir zaman ifadesine karşılık vermesi gerekiyor. Yer ismiyle değil, yanlış. What do you do at work? İşinde ne yaparsın diyor. Yer belirtmiş, bir iş belirtmesi gerekiyor. O yanlış. Where do you work? Nerede çalışıyorsun diyor. Nerede çalışıyorsun diyor. Ve buna bir yer ismi vermeli. Burada da bir yer ismi vermiş. Doğru. Luylak yoracağım. Mesela seviyor musun? Doğru bir cevap vermesi gerekiyor. Ama vermemiş cevap C. Şimdi hangisi yanlış arkadaşlar? Nurse hemşire demek. Hemşire. Waiter erkek garson demek. Garson demek yani. Doğru. Fireman itfaiyeci demek. Ama burada postacı var. Postman var. Yanlış. Farmer çiftçi. Doğru. Elinde orak tutuyor çünkü. Şimdi bu yılın okunuşu 1998 olarak okunması gerekiyor. İkiye ayıracağız. Bunu böyle ikiye ayıracağız. 1998. A'da var bu da. Şu 198 değil arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Evet. Şuraya bakalım. Pardon. 6'ya bakalım. Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayan ifade aşağıdakilerden tamamlayan ifade hangi seçenekte bulunmaktadır? Şimdi diyor ki when did you become an engineer? Become olmak demek engineer mühendis. Sen ne zaman mühendis oldun? Ne zaman mühendis oldun? Bu da diyor ki bir zaman ifadesi belirtmesi gerekiyor. In London bir yer hayır. Because I like. Burada because'a bir şey sormuyor. Neden seviyorsun demiyor. When diyor. While demesi gerekiyor hocam için. Hayır. In the evenings. Şimdi in the 2011. Şimdi hangi yıllar olarak arkadaşlar belirtiyorlar? In the evenings. Yani akşamları mühendis olurum. Çok saçma bir şey oluyor. Hayır. In 2011. Arkadaşlar arkaya. Şimdi my mom guides students and parents. Is she a cook? Şimdi students and parents. Bunlarla ilgili şey olarak waitress değil, salesperson hiç değil, cook aşçı, o cook aşçı. Bu da değil, job counselor. Evet, şimdi cut and dyes hair. Burada bir kelimeler var ve biz buraya yerleştireceğiz. Açıkta kalanı soruyor bize. Şimdi cut and dyes hair. A hair dresser. A hair dresser. A secretary. A secretary answers the telephones. A secretary olarak buraya yazacağız. And a tailor makes and braids. A baker
makes and sells bread. Ekmek satar ve kekler yapar. Evet, cevap a bake, a baker yani burası. Açıkta kalan nedir? A tailor. Samantha leaves home at 9:30 and arrives work at 10:07 every morning. Şimdi aşağıda verilen 6. saat esas yer altı seçenek. Ne dedim ben? Samantha leaves home at 9:30 and arrives work at 10:10 every morning. 9:30, 10:10. Hangisinde yok arkadaşlar bu? Hadi bunları ezberleyemediniz diyelim. Bir kere bu 9:30 demek. Zaten D'yi de elediniz. C'de ve B'de de elediniz. Cevap A. 9 A'da da arkadaşlar. I'm a bla 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 bla. I can cut and see fabric and I can my dresses. Şimdi burayı tamamlayan ifadeyi bulacağız. Ne elbise diker veya yapabilir? Terzi. Bacı bilmiyoruz. Nurse, hemşire. Vet, veteriner. Tailor, terzi. I'm a farmer. I live on with my family. I can write I can write computer programs and I can plant fruit and vegetables. Evet arkadaşlar. Şimdi plant fruit vegetables. Hangisi paragrafın akışını bozmakta? Ben bir çiftçiyim, çiftlikte yaşıyorum. Ben bilgisayar programlarını yazabilirim. Çiftçi nasıl yazsın arkadaşlar? Buradaki bu üçüncü cümle anlamın akışını bozuyor. Cevap C. Aşağıya bakalım. Şimdi I'm a waiter. Ver dost, burayı sıraya koyacağız. What do you do? Diye soruyor. I'm a waiter. Yani ben bir garsonum. Üçlü bir. Where does a waiter work? At restaurants. Yani cevap 3-1-2-4. Nerede var bu? D şıkkında var. Evet arkadaşlar, bu video da burada bitmiştir. Ödüllü soruyu takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ödüllü de. Topluluk sekmemde yayınlayacağım onu. Başka bir videoda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.